Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size böbreklerin yapı birimi olan nefronlardan bahsedeceğim. Nefronun yapısından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle nefron nedir? Bunu söyleyelim. Arkadaşlar nefron böbreklerin yapı birimidir. Bu yapılarda idrar oluşumu gerçekleşir ve bir böbrekte yaklaşık olarak 1 milyon nefron bulunur. Bakın sadece bir böbrekte yaklaşık olarak 1 milyon nefron bulunur. Peki bu nefronun yapısında neler vardır? Bunlardan bahsedeceğiz tabii ki. Şekil üstünde de göstereceğim. İlk önce şuraya yazalım. Bakın şu köşeye yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Böbreklerin yapı birimi nefronlardır. Nefronlardır. Bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunur. Arkadaşlar bir nefronun yapısına baktığımızda bakın şöyle diyelim bir nefronun yapısında neler bulunur? Öncelikle glomerulus kılcalları bulunur. Glomerulus kılcalları. Daha sonra arkadaşlar Bowman kapsülü vardır. Bowman kapsülü. Yani çok böyle yabancı kelimelermiş gibi gelebilir ama şekil üstünde göstereceğim. Birazdan anlayacaksınız. Daha sonra arkadaşlar Bowman kapsülünün hemen arkasından proksimal tüp gelir. Proksimal tüp. Sonra Henle kulpu. Daha sonra distal tüp ve idrar toplama kanalı vardır. İdrar toplama kanalı bulunur. Bir nefronun yapısında bunlar bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de bunları şekil üstünde gösterelim. Bakın. Şurası böbreğimizin atar damarı. Böbrek atar damarı. Kan buradan geliyor arkadaşlar. Yani kanın yolu bu şekilde aslında. Şöyledir. Burası nedir? Böbrek atar damarı. Böbrek atar damarı. Şimdi farklı bir kalemle yazmak istiyorum. Şöyle bakın burası glomerulus kılcallarına şu yumağı biz glomerulus kılcalı diyoruz. Onu da ilk önce yazalım. Glomerulus kılcalı. Bu kılcalların özellikleri var yazacağım size. Glomerulus kılcalları. Bunların diğer kılcallardan ayrılan bazı özellikleri var bahsedeceğiz. Arkadaşlar glomerulus kılcallarına kan getiren damara getirici damar. Buradan glomerulus kılcallarından kan götüren, bakın şuraya kan götüren damara da götürücü damar diyoruz. Götürücü damar. Daha sonra bunların etrafını saran, bakın şöyle bu etraflarını saran kılcallara da nefron kılcalları denir. Nefron kılcalları. Bunlar bizim damarlarımızla ilgili. Bir de şurada kanın artık kılcalların gelip damarlara birleştiği yer arkadaşlar. Yani böbrekten çıkan damar nedir bu da? Böbrek toplar damarı. Böbrek toplar damarı. Kanın yönü de yine bu şekildedir. Bu şekilde gider. Peki yapısı nasıldır? Yapısından bahsedelim. Arkadaşlar yapısına baktığımızda Bowman kapsülü, bakın şu glomerulusun etrafını saran yapıya biz Bowman kapsülü diyoruz. Bowman kapsülü. Daha sonra Bowman kapsülünün şurada gittiği yere proksimal tüp diyoruz. Proksimal tüp. Arkadaşlar proksimal tüp aşağı inerken bir kulp oluşturur. Bu kulpa Henle kulpu diyoruz. Henle kulpu. Daha sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Buraya da distal tüp diyoruz. Distal tüp. Ve son olarak artık kanalımız var. Bakın burada idrarın oluştuğu kanal. Buna da idrar toplama kanalı diyoruz. İdrar toplama kanalı. Evet, bir nefronun yapısı bu şekilde. Şimdi burada size önemli olan iki yapı vardır. Bunlardan biri Bowman kapsülü, diğeri de glomerulus kılcalları arkadaşlar. Bu iki yapıdan bahsedelim.
Şöyle sayfamızı değiştirelim. Evet, başlığımız Bowman kapsülü arkadaşlar. Kısaca Bowman kapsülünden bahsedelim. Bowman kapsülü. Şimdi nedir Bowman kapsülü? Arkadaşlar Bowman kapsülü, bakın şu yapıydı, hani hatırlayalım şekilden. Bakın şurası. Hani bu tamirhanelerde vardır ya, bir 12-13 anahtarı, 20-22 anahtarı falan, anahtara benziyor aynı. Peki ne işe yarıyor Bowman kapsülü? Bowman kapsülü böbreklerde glomerulus kılcallarından etrafını sararak süzüntünün nefron kanallarına geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani bunun etrafında bulunan, bakın yine tekrardan gösteriyorum şekli. Bakın şurada glomerulus kılcalların etrafını sarıyor. Ve buradan oluşan süzüntünün bu şekilde nefron kanallarına geçmesini sağlayan yapıdır arkadaşlar Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde kesinlikle emilim olayı olmaz. Sadece geçiş olayı olur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman yazalım Bowman kapsülüne. Ne yazacağız? Öncelikle yapısını yazalım. Tek katlı epitelden oluşmuştur arkadaşlar. Tek katlı yassı epitelden oluşmuştur. Yassı epitelden oluşur. Bir diğer özelliği, glomerulusun etrafını sarar. Glomerulusun etrafını sarar. Bir diğer özelliği arkadaşlar, glomerulustan süzülen kanın nefron kanallarına girmesini sağlar. Glomerulustan süzülen sıvının, kan demiyoruz çünkü kan geçmez. Süzülen sıvının nefron kanallarına geçmesini sağlar. Geçmesini sağlar. Evet, Bowman kapsülünün özellikleri bu şekilde. Şimdi geliyoruz ikinci önemli yapıya, glomerulus kılcalları. Bu daha önemlidir arkadaşlar diğerlerinden, glomerulus kılcalları. Şöyle yazalım. Glomerulus kılcalları. Arkadaşlar bunlar Bowman kapsülünün içerisini dolduran bir kılcal damar yumağıdır. Yani yumak şeklinde bir kılcal damar ağıdır diyebiliriz. Bunlar Bowman kapsülüne giren getirici atar damar ile kılcallara ayrılıyor. Daha sonra bu kılcallar birleşip bir de götürücü atar damarı oluşturuyor arkadaşlar. Nefron kılcallarıyla birlikte de toplar damara gidiyor. İşte bu kılcallar glomerulus kılcalları olarak isimlendiriliyor. Aslında şöyle yine tekrar şekil üstünde göstereyim. Bakın, böbrek atar damarından ayrılan getirici damar. Bakın bu da atar damardır, bu da atar damardır. Getirici atar damar, götürücü atar damar. Ortasında bulunan glomerulus kılcalları. Götürücü atar damar nereye gidiyor? Bakın nefron kılcallarına gidiyor. Daha sonra bu nefron kılcalları birleşerek neyi oluşturuyor? Böbrek toplar damarını oluşturarak işte böbrekten uzaklaşmış oluyor arkadaşlar. Evet, o zaman yazalım söylediklerimizi. Bowman kapsülünün içini dolduran kılcal damar yumağıdır. Kılcal damar yumağıdır. İkinci özelliği ne dedik? Bowman kapsülüne giren getirici atar damar, glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılıyor arkadaşlar. İşte o yumağı oluşturuyor yani. Yazalım. Bowman kapsülüne giren getirici atar damar glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılır. Daha sonra arkadaşlar bu kılcallar birleşerek ne oluşturuyordu? Götürücü atar damarını oluşturuyor ve Bowman kapsülünden çıkıyor. Bu kılcallar birleşerek götürücü atar damar olarak
atar damar. Olarak Bowman kapsülünden çıkar. Bowman kapsülünden çıkar. Evet, Bowman kapsülünden çıktıktan sonra da ne yapıyordu? Nefron kılcallarını oluşturuyor arkadaşlar. Götürücü atar damar. Atar damar. Atar damar. Ne dedik arkadaşlar? Nefron kanallarını saran şöyle nefron kılcallarını oluşturur. Nefron kılcallarını oluşturuyor. Daha sonra bu damarlarda birleşerek böbrek toplar damarını oluşturuyor arkadaşlar. Bu damarlar birleşerek böbrek toplar damarını oluşturur. Evet, bu şekilde glomerulus kılcalları ile ilgili söyleyeceklerimiz. Arkadaşlar, bir nefronda bakın glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp böbreğin kabuk bölgesinde yer alırken henle kulpu böbreğin öz bölgesinde yer alır. Yani şu yapıyı çizdiğimiz zaman tekrardan gösteriyorum şeklimizi. Bakın bu yapı şu şekilde ikiye ayırıyoruz bu yapıyı. Üst tarafta kalanlar böbreğin kabuk bölgesinde, alt tarafta kalan henle kulpu bir de idrar toplama kanalının bir kısmı da nerede yer alıyor? Öz bölgesinde yer alıyor. Tekrar bunu not olarak yazalım. Sonra da glomerulus kılcallarıyla vücut kılcallarını karşılaştıralım. Şuraya not diyelim. Şöyle not diyelim. Neymiş notumuz? Şöyle glomerulus kılcalları. Daha sonra alt alta yazayım. Bowman kapsülü. Proksimal tüp, distal tüp. Bunlar nerede bulunuyor arkadaşlar? Böbreğin kabuk bölgesinde bulunur. Son olarak ne kaldı? Henle kulpu ve İdrar toplama kanalının bir kısmı. Bu da nerede bulunuyor? Böbreğin öz bölgesinde bulunur. Öz bölgesinde bulunur arkadaşlar. Evet. Notumuz bu şekilde. Şimdi gelelim, ne dedim? Glomerulus kılcalları ile vücut kılcalları arasında bazı farklar var dedik. Arkadaşlar bu farkları yazalım sizinle. Şöyle bir tarafa glomerulus kılcalı, bir tarafa da vücut kılcalı deyip karşılaştıralım. Glomerulus kılcalı. Şuraya da vücut kılcalları. Vücut kılcalı. Bunların arasındaki farklara bakacağız. Arkadaşlar glomerulus kılcalları iki tane atar damar arasında bulunuyor. Peki vücut kılcalları? Vücut kılcalları bir atar damar ile bir toplar damar arasında bulunur arkadaşlar. İkisi arasındaki farklardan biri budur. O zaman yazalım. Glomerulus kılcalları için iki atar damar arasında bulunur. Vücut kılcalı için ne diyeceğiz? Bir toplar damar arasında bulunur. Bir diğer özelliğine gelelim. Kan basıncından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, glomerulus kılcallarında kan basıncı yüksektir ve sabittir. 70 mm civa. Ama vücut kılcallarına baktığımızda kan basıncı daha düşüktür. Atar damardan toplar damara doğru gittikçe azalıyor. Hatırlayın 40'dan 15'e düşüyordu değil mi? O zaman yazalım. Kan basıncı yüksek ve sabittir. Parantez içerisinde ne yazıyoruz? 70 mm civa.
Vücut kılcalı için de şunu yazıyoruz. Kan basıncı düşüktür. Atar damardan toplar damara doğru azalır. Ne yapıyordu bu da? 40 milimetre civadan 15 milimetre civaya kadar düşüyordu arkadaşlar. İkisi arasında fark bulunuyordu. Evet, son özelliğimize gelelim. Arkadaşlar, glomerulus kılcallarında yüksek kan basıncı sebebiyle sadece madde çıkışı oluyor. Ama vücut kılcallarında öyle değil. Vücut kılcallarında atar damar ucunda madde çıkışı oluyor. Toplar damar ucunda ise madde girişi oluyor. O zaman yazalım. Glomerulus kılcalları için yazıyoruz. Yüksek kan basıncından dolayı sadece besin çıkışı olur ya da madde çıkışı diyelim. Madde çıkışına ne diyoruz? Süzülme olur. Buraya ne yazacağız? Atar damar ucunda madde çıkışı. Yani süzülme. Toplar damar ucunda madde girişi. Madde girişi olur. Arkadaşlar, madde girişine de emilim diyorduk, hatırlayın. Madde girişi olur. Evet, bu şekilde. Bir de şunu da söyleyeyim isterseniz. Son olarak bunu da yazalım. Glomerulus kılcallarında madde geçişi tek yönlüdür. Sadece çıkış olduğu için. Ama vücut kılcallarında madde geçişi çift yönlüdür. Hem giriş olur hem çıkış olur arkadaşlar. O zaman bunu da yazalım. Sonra bitirelim. Madde geçişi tek yönlüdür. Buraya da şöyle yazalım. Madde geçişi çift yönlüdür. Evet, vücut kılcalları ile glomerulus kılcalları arasındaki farklar bunlar. Karşılaştırması bu şekilde. Mutlaka sorularda çıkar arkadaşlar. Kesinlikle bunları atlamayın. Mutlaka çalışın. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Nefronun yapısından bahsettik. Glomerulus kılcalları ile vücut kılcallarını karşılaştırdık. Ve konumuzu bitirdik. Bir sonraki videomuzda size idrarın oluşum aşamalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.